Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz efendim. Ben Alper Ateş. Bu akşam da 4 değerli misafirimizle stüdyomuzda buluştuk. Ankara'dan ve İstanbul'dan yarışmacılarımızı ağırlıyoruz. Soru yolculuğumuzda siz de eşlik ederseniz memnun oluruz. Her akşam olduğu gibi başvuru videolarımız geliyor ve Ben Bilirim başlıyor. Merhaba, Murat Tokmak ben. 1976 İstanbul doğumluyum. İstanbul Eyüp'te yaşıyorum. Evliyim. Osman Efe adında 8 yaşında bir erkek çocuk babasıyım. Özel bir bankada çalışıyorum. Oğlumun teşvikiyle yarışmaya katılıyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhabalar, ben Sena Bilgen. 22 Eylül 2000 Bolu doğumluyum. Şu anda özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Eğitim durumundan dolayı İstanbul'da ikamet ediyorum. Yarışmamızı uzun bir süredir takip ediyorum. Şu anda hep sonuçlar güzel geliyor. Darısı stüdyoya diyelim. Umarım güzel ve keyifli bir yarışma olur. Herkese şimdiden başarılar dilerim. Herkese merhabalar. Uğur Küçükaydın ben. 33 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim. İki kız babasıyım. Giresunluyum. Uluslararası bir şirkette satış yöneticisi olarak çalışmaktayım. Yarışmanızı uzun zamandır severek takip ediyoruz. Güzel bir anı kalması için başvurmuştum. Yarışmacı diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Merhabalar, ben İknur Bayrak. Yarışmaya Ankara'dan başvuruyorum. Evliyim ve bir kızım var. 40 yaşındayım. Bilgisayar mühendisiyim. Bir kamu kurumunda idari görevde çalışmaktayım. Yarışmayı eşimle beraber severek takip ediyoruz. Eşim benden daha başarılı olmasına rağmen ben başvuru yapmayı tercih ettim. Umarım çok güzel vakit geçiririz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Başkent Ankara'dan selamlar ve sevgiler iletiyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, dört değerli misafirimizle artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşam İstanbul'dan 3, Ankara'dan 1 misafirimizi ağırlıyoruz. 1 numaralı masamızda Sena Hanım var. 2 numaralı masamızda Uğur Bey. 3 numarada Murat Bey ile yarışacağız. Ve 4 numaralı misafirimiz Ankara'dan misafirimiz İknur Hanım. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Sena Hanım'dan başlayalım. Hoş geldiniz Sena Hanım. Hoş buldum, merhabalar. Merhaba. Sena Bilgen, 22 Eylül 2000 Bolu doğumluyum. Şu anda özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü okuyorum. 3. sınıftayım. Eğitim durumundan dolayı da İstanbul'da ikamet etmekteyim. Ya uzun bir süredir takip ediyorum, keyifle izliyorum. Özellikle başvuruda izlerkenki performansın iyi olduğunun altını çizdik yani Sena. Biraz oradan açıkçası aldım diyelim, hani katıl diyerek. Ben de denedim şansımı, bakalım umarım güzel geçer. Umarım benim için önemli olan o. Evet. Keyifli olur herkes için. Sena Hanım başarılar dilerim efendim. Teşekkür ederim, bu akşam sağ Ben Bilirim'de, sağ olun efendim. Ve 2 numaraya Uğur Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk, sağ olun Alper Bey. Uğur Küçükaydın ben, 33 yaşındayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Evliyim. 9 ve 7 yaşlarında 2 tane kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Özel bir gıda firmasında satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Bu şekilde. Güzel. Var mı heyecan? Nedir durum Uğur Bey? Biraz var bir tık. Biraz var. Evet. Az önce antrenmanda Uğur Bey'le şeytanın bacağını kıramadık ama eminim o ilk soru grubunda açılışımızı da yaparız Uğur Bey'le. Evet. Umarım güzel bir akşam olur sizin adınıza da efendim. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ve 3 numaralı misafirimiz Murat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Murat Tokmak ben. 1976 İstanbul doğumluyum. İstanbul Eyüp'te ikamet ediyorum. 8 yaşında. Osman Efe adında bir erkek çocuk babasıyım. Galatasaraylıyım. Üstüne basmak istiyorum inşallah. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size davetin başarılar üstüne dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Murat Bey. Başka takımın üstüne basmak isteyen varsa Sena Hanım var mı? Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe. Uğur Bey. Fenerbahçe. Fenerbahçe. İknur Hanım. Galatasaray. Galatasaray. İki Galatasaray, iki Fenerbahçe oldu stüdyo. Umarım güzel bir yarış olur. Murat Bey sizin adınıza da efendim. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ve az önce başvuru videosunda eşim aslında daha başarılı ama ben başvuruyorum diyen İknur Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İnşallah bu yarışmada tam tersi olur. Ben de başarırım. Teşekkür ederim davet ettiğiniz Biz için. Biz teşekkür ederiz. 40 yaşındayım. Sinopluyum. Evliyim. Bir kızım var. Eğlenmeye geldim. Herkese başarılar diliyorum tekrardan. İnşallah çok güzel geçer. Az önce erken ısındınız stüdyoya, sorulara. Antrenman güzel geçti İknur Hanım. Bakalım asıl yarış nasıl geçecek? İnşallah güzel geçer. Keyifli bir akşam dilerim efendim size de. Çok tekrar teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Başarılar diliyorum İknur Hanım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili seyirciler, dört değerli misafirimizi tanıdıktan sonra artık ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Sena Hanım'a ve geliyor bu akşamın ilk harf tablosu. Annemle başlayayım. Uğur getirir inşallah.
Hikmet neyse. Hikmet Hanım'a saygılar, 50 puanımız var. Ve açılışımızı sinemayla yapıyoruz. Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve Barış Arduç'la birlikte rol aldığı filmdir. Süremiz başladı. Deliha. Deliha. Annemin ismiyle başlayayım. Şans getirir diyen Sena Hanım 50 puanlı açılış yapar mı? Görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Sena Hanım. İnşallah. Darısı tüm misafirlerimizin başına. Şimdi Uğur Bey seçecek ilk harfini. Ben de sevgili eşim Kübra'nın baş harfiyle başlamak istiyorum. Peki, Kübra Hanım'ın K'si 50 puan değerinde anlam bilgisinden alıyoruz. Aracısız, doğrudan manalarındaki kelimedir. Süremiz başladı. Direkt. Bir daha alabilirim. Direkt. Direkt. Bu cevapla da Uğur Bey hoş geldin puanını kazanır mı? Tebrikler. Size de hayırlı olsun Uğur Bey. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim şimdi Murat Bey'deyiz, üçüncü harf için. Ben de eşimin adını söylüyorum. Ayla'nın A'sı. Ayla Hanım'ın A'sında da 60 puanımız var ve tescilli lezzetlerden alıyoruz. Küçük et parçalarının pişirilmesiyle hazırlanan Mersin'in tescilli yiyeceğidir. Süremiz başladı. Tantuni. Tantuni. ...60 puanla da Murat Bey açılış yapar mı? Görelim. Tutlarız. Güzel, şu ana kadar sektiren olmadı. Nazar evet, değmesin. Darısı İlktür Hanım'ın başına buyursunlar. Şansın şeysi. Şansın şeysi 50 puan değerinde ve müzikten geliyor. İlhan İrem'in söylediği... Şu kısacık hayatta bu yaşlar niçin? Sözlerinin yer aldığı şarkıdır. Nokta nokta arkadaş. Boş süremiz... ver. Efendim? Boş ver arkadaş. Boş ver arkadaş. Ankara'dan geldim. Hemen açılış yapmam lazım diyen İlktür Hanım 50 puan kazanır mı görelim. Kutlarız. Size de hayırlı olsun İlktür Hanım ilk puan. Teşekkür ederim. Evet, böylece 4 misafirimizde de puanları aldık. Kaybettiğimiz sanatçımız İlhan İrem geldi efendim ekrana. Bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ve 5. harf için Sena Hanım'dayız. Ordu'nun olsun. Ordu'da da 50 puanımız varmış. Sosyolojiden gelecek şu soru. Kuzey Kutbu'nda yaşayan insan topluluğudur. Süremiz başladı. Kimono oldu mu? Kimono olmadı. Murat Bey. Eskimo. Eskimo. Bu kez doğru mu görelim? Kutlarız. Evet, bu akşam yüzü aşan ilk misafirimiz Murat Bey oldu. 110 puana ulaştı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ve rica ederim efendim. Uğur Bey için gelecek harfler. Giresun'un G'si. Giresun'umuzda da 50 puanımız varmış. Anlam bilgisinden alıyoruz. Samimi konuşmalarda korkutma, çıkışma, azarlama anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun İlktür Hanım. Zılgıt. Zılgıt. Doğru mu? Kutlarız. Murat Bey seçecek yeni harfimizi. U. U harfi. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'nın U'su 70 puan kazandırabilir. Coğrafyadan geliyor sorumuz. Çanakkale ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Gelibolu. Gelibolu. Görelim. Kutlarız. İlçelere kim çalışmıştı? İlktür Hanım çalışmıştı değil mi? Evet, Murat Bey sektirmedi. Bana denk geldi. Çalışmak istedim ama çalışamadım. Çalışamadım. Evet. Pardon. Yani yanlış oldu. Estağfurullah. Murat Bey puanı aldı. Gelibolu'yla tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Ve efendim İlktür Hanım'dayız. Buyursunlar. 8. harf.
Lale'nin L'si. Lale'nin L'si 50 puan değerinde. Bu kez de motor sporlarından gelecekmiş şu sorumuz. 2005 ve 2006 Formula 1 dünya şampiyonu olan İspanyol yarışçıdır. Fernando nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Murat Bey. Alonso. Fernando Alonso. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Murat Bey yükselişini sürdürüyor. Ekranımıza da aradığımız efendim sporcu geldi. Fernando Alonso. Yola devam edeceğiz. Şimdi sorumuzun sahibi Sena Hanım. Paris'in P'si. Paris'in P'sinde de 60 puan var. Ve sinemadan gelecek sorumuz. İki sihirbazın rekabetini ve birbirlerinin gösterilerini sabote etme çabalarını konu alan 2006 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Pinokyo. Pinokyo. Deneyelim. Olmadı. Murat Bey. Prestij. Prestij. Doğru mu? Tebrikler. Buyursunlar, Uğur Bey için gelecek yeni harf. Manisa'nın M'si. Manisa'mızda da 50 puan kazanabiliriz. Spordan alacağız sorumuzu. Şöyle sorulmuş. Spora hazır hale gelmek için yapılan ön çalışmadır. Süremiz başladı. Isınma. Isınma. Uğur Bey bu sorudan da 50 puan kazanır mı? Kutlarız. Murat Bey için geliyor harfler. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ımızda da 70 puanımız varmış ve plaka kodlarından alacağız Murat Bey'le. Soru şöyle. Erzurum ilimizin trafik plaka kodudur. Süremiz başladı. ...25... Görelim. Tebrikler. Buyursunlar İlknur Hanım. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'sinde de 50 puanımız varmış ve edebiyattan geliyor şu soru. Ahmet Rasim'in çocukluğunu ve okul yıllarını anlattığı kitabıdır. Süremiz başladı. Fitnat. Fitnat. Doğru mu? Görelim. Fitnat olmadı. Ne olabilir aradığımız o eserin ismi? Bir kutu açılıyor. Bir kutu daha. 30 puanımız var. Buyurun Murat Bey. Falaka. Falaka. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Efendim böylece 4 misafirimizle turumuzun yarısını, 12 sorumuzu geride bıraktık. Puanlarımıza bakacak olursak liderlik koltuğunda Murat Bey var 390'la. İkinciliği Uğur Bey ile İlknur Hanım paylaşıyor. 100'er puanları var. Sena Hanım da 50 puana sahip. Şimdi sorunun sahibi Sena Hanım. Trabzon'un T'si. Trabzon'umuzdan da 50 puan kazanabiliriz. Bu kez de Sena Hanım'a anlam bilgisinden bir soru geliyor. Kötü, bozuk, çirkin gibi anlamları olan sözcüktür. Süremiz başladı. Fitnat. Efendim? Fitnat. Fitnat. Bu akşam fitnatı ikinci kez duyuyoruz. Doğru mu? Olmadı. Buyurun İlknur Hanım. Berbat. Berbat. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Estağfurullah. Berbat. Doğru mu? Kutlarız. Az önce Falaka'da İlknur Hanım fitnat demişti. Bu kez de Berbat'ta fitnatı Sena Hanım'dan. Aklımda kalmış ya. Evet, İlknur Hanım'ın oradaki kötü bir kelime. Tebrik ederiz efendim İlknur Hanım'ı. Teşekkür ederim. Şimdi sorunun sahibi Uğur Bey. Isparta'nın ısı. Isparta'mızdan da 70 puan gelebilir. Müzikten alacağız. Soru şöyle.
Bu kaçıncı güzün yazına küsen, yıllar oldu özledim sözlerine sahip Tarkan şarkısıdır. Sen nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sena Hanım. Başkasın. Sen başkasın. Görelim. Tebrikler. Evet, bu cevapla üçüncülük koltuğuna geçti Sena Hanım. 120'yi gördü. Tebrik ederim efendim. Teşekkür. Şimdi sorumuzun sahibi liderimiz Murat Bey. Denizli'nin D'si. Denizli'mizden de 50 puan gelebilir. Sorumuzun kategorisi el işiymiş ve ekranımızda. İplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen genellikle ince ve ağ görünümündeki örgüdür. Süremiz başladı. Dantel. Dantel. Murat Bey dantel cevabıyla 400 puanı aşar mı görelim. Tebrikler. İlk Nur Hanım'dayız efendim. İlk Nur'un iyisi olsun. İlk Nur'un iyisinde de 40 puan kazanabiliriz. Bu kez de genel kültürden şöyle sorulmuş. Mevlevi dervişlerinin giydiği yüksek ve tepesi düz keçe külaha verilen addır. Süremiz başladı. Kispe oldu mu? Olmadı. Ben bilirim diyen var mı? Mevlevi dervişlerinin giydiği yüksek ve tepesi düz keçe külaha verilen at. Birazdan görseli de ekrana gelecek. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun ilk Nur Hanım. Varsa alırım. Özür dilerim. Estağfurullah, yok. Estağfurullah. Gelmedi. Buyurun Sena Hanım. Deneyeceğim. Firke. 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 Görelim. Olmadı. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Uğur Bey. Fikka. Fikka. Oldu mu? O da değil mi Sena? Fikke. 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 Doğru mu? Olmadı. Açabileceğimiz Murat Bey. Sikke. Sikke. Doğru mu? Kutlarım. Evet, dört misafirimizin de tahminde bulunduğu soruydu. Puan Murat Bey'e gitti. Aradığımız sikke görseli de ekranımıza geldi efendim. Şimdi yeni soru vakti Sena Hanım için. Raşit'in reisi. Raşit'in reisi. 40 puan değerinde tarihten alıyoruz. Osmanlı Devleti'nde sivil ve askeri yetkileri olan yüksek makamdaki görevlidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Uğur Bey. Vezir. Vezir. Doğru mu? Tebrikler. İlk turda son 7 harf. Uğur Bey'deyiz. Kızım Ela'nın E'si. Ela'nın E'si 30 puan değerinde. Kategorimiz basketbolmuş Uğur Bey. Soru şöyle. 2020'de geçirdiği kazada hayatını kaybeden, lakabı Black Mamba olan basketbolcudur. Nokta nokta Bryant. Süremiz başladı. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Uğur Bey 30 puan daha kazanır mı? Tebrikler. 170 oldu Uğur Bey ve ikincilik koltuğunda artık bu cevabın ardından ekranımıza da vefat eden sporcu Kobe Bryant'ın fotoğrafı geldi efendim. Şimdi sorunun sahibi Murat Bey. Ü. Ü harfi 50 puanı var. Sorumuz bilişimden gelecekmiş Murat Bey için. Bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan resim, grafik ve yazının yer aldığı kısımdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun İlknur Hanım. Arayüz. Arayüz.
Konunun uzmanı İlknur Hanım. Bilemesem ayıp olurdu. Ayıp olmasın diye 50 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, böylece İlknur Hanım da 200'ü gördü. Şimdi sorumuzu İlknur Hanım seçecek. Son 5 bu turda. Tamam. Nide'nin neyesi? Nide'mizden de 40 puan kazanabiliriz. Bir anlam bilgisi daha geliyor efendim. Bir durumun yol açtığı kayıp veya olumsuz sonuçtur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Murat Bey. Ziyan. Ziyan. Görelim. Tebrikler. Evet, son 4 soruya girerken Murat Bey 500 puanla lider. İkincimiz İlknur Hanım 200 puanda. Uğur Bey 170 puan topladı. Sena Hanım da 120 puanla ısınmaya devam ediyorlar efendim. Şimdi son 4'e Sena Hanım'la başlıyoruz. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ımızda da 50 puanımız varmış. Bu kez de canlılardan gelecek sorumuz. Genellikle sırtı mavi kül rengi, karnı pas sarısı, kanatları kahverengi olan ötücü bir canlıdır. Nokta nokta kuşu. Süremiz başladı. Atmaca. Atmaca kuşu. Doğru mu? Aradığımız cevap atmaca kuşu değilmiş. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 20 puan ve yaklaşık 30 saniye süremiz var Murat Bey. Sıvacı. Sıvacı kuşu. Doğru mu? Kutlarız. Evet, merak edenler için de fotoğrafı ekranımıza geldi. Murat Bey'e puan kazandıran sıvacı kuşunun bir kez daha tebrik ederim efendim. Teşekkür ederim. Artık ilk turda son 3 harf Uğur Bey'deyiz. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ımızda da 30 puanımız var. Bir anlam bilgisi daha geliyor Uğur Bey için. Bir şey yapmak için verilen veya alınan müsaadedir. Süremiz başladı. İzin. İzin. Görelim. Tebrikler. Murat Bey memnun musunuz? Murat Bey diyorum, pardon, Uğur Bey memnun musunuz gidişattan? Yani şimdilik iyi gibi. İkinci turu bekliyorum ben de. Evet, şu an hepimiz bekliyoruz ikinci turu. Evet. Çok az kaldı fakat tabloda eşitlik var aynı zamanda. Uğur Bey 200, İlknur Hanım 200. Murat Bey ilk turda şu ana kadar biraz daha coşkulu gitti. Evet. Sena Hanım da zaten bir soru mesafede baktığımızda yakın ilerliyoruz. Bence memnunuzdur diye evet, tahmin memnunum. Ediyorum. Güzel, tamam. Zorla söyletelim. Şimdi Murat Bey'deyiz. Son iki harf. Öğretmenin Ö'sü. Öğretmenin Ö'sü. 40 puanımız var. Sağlıktan alıyoruz. Bebeklerin zararlı olabilecek dış etkenlerden korunması amacıyla tutulduğu özel alandır. Süremiz başladı. Küvöz. Küvöz. Bu cevapla Murat Bey hanesine 40 puan daha ekler mi? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Murat Bey. Kuvöz. 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 Az önce Ü ile söylemişti. Bu evet. Kez U ile puan ile kazanır mı? Kutlarız. Evet, hızlı bir dönüşün ardından Murat Bey bu kez hanesine puanı yazdırdı. Biz de efendim ilk turumuzun son harfine geldik. İlknur Hanım'dayız. Babanın B'si. Babanın B'si 30 puan değerinde turumuzu anlam bilgisiyle kapatıyoruz. İçindeki şey tükenmek veya çok berrak olmaktır. Nokta nokta görünmek. Süremiz başladı. Dibi görünmek. Dibi görünmek. Ankara'dan misafirimiz İlknur Hanım son sorumuzdan 30 puan kazanacak mı? Görelim. Tebrikler.
Evet, 4 misafirimizle ısınma turumuzu geride bıraktık. Bakalım tablolara yansıması nasıl? Murat Bey 560 puan topladı. Liderlik koltuğunda ikincimiz İknur Hanım 230'la. Uğur Bey 200 puanda. Sena Hanım da 120 puanla ısınma turunu geride bıraktı. Finalistleri belirlemek için hadi birlikte ikinci turumuza geçelim efendim. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. İkinci turumuz başlıyor. Yine harf tablomuz Sena Hanım için gelecek. Buyursunlar. Özür dilerim, çok net göremiyorum. Estağfurullah. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'mızda 90 puanımız var efendim. Sorumuzun kategorisi ise oyuncular olacak. Geliyor sorusu. Kadın... Oğlum Baraj adlı dizilerde ve Kovan filminde rol alan oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun İknur Hanım. Yılmaz Güney diyeceğim ama Güney mi acaba? Bilemedim. Yılmaz Güney mi görelim? Olmadı efendim. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Sena. Feyyaz Vural. Feyyaz Vural. 80 puan kazandırır mı? Olmadı. Değil mi? Buyurun Murat Bey. Feyyaz Turan. Feyyaz Turan mı aradığımız oyuncu? O da değilmiş. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Sena. Feyyaz Vuran. Feyyaz Vuran. Oldu mu? Yine olmadı. İknur Hanım. Feyyaz Duran. 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 Feyyaz Duran görelim. Yine olmadı Feyyaz Sena. Duman. Feyyaz Duman. Doğru mu? Sima aklımda. Evet, Sima aklımda gördü evet, Sena. Evet gelmiyor. Ekranımıza da geldi efendim. Aradığımız oyuncu Feyyaz Duman. Tebrik ederiz Sena. Teşekkür ederim. İlk tura da sanki sinemayla başlamıştık. İlk evet. Puan. Evet. Deliha'yla başlamıştık. Evet. Tebrik ederiz efendim. Teşekkür ederim. Açılışı yaptı Sena Hanım ikinci turda. Şimdi Uğur Bey seçecek ikinci harfi. Küçük kızım Aliye Aden'in ağası. 80 puanımız var Allah bağışlasın. Sorumuzun kategorisi coğrafya. Soru şöyle. Ülkemizde doğup Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur. Süremiz başladı. Kızılırmak. Kızılırmak. Uğur Bey de ikinci tura 80 puanla başlar mı? Kutlarız. Üçüncü harfimiz için Murat Bey'deyiz. Trabzon'un T'si. Trabzon'umuzda 170 puanımız var. Bu akşam ikinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu, kategorisi ise tabirler efendim, geliyor. Bütün hayatı boyunca, ölünceye dek manasındaki tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Aradığımız o tabiri ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. İkinci turumuzun en yüksek puanlı sorusunun puanı hangi misafirimize yazılacak? Bir kutu daha. Buyurun Uğur Bey. Beşikten mezara kadar. Beşikten mezara kadar. 140 puan. Görelim. Kutlarız. Evet Uğur Bey 420'yi gördü bu cevabın ardından. Liderlik koltuğuyla arasındaki mesafeyi biraz daha azalttı. Tebrik ederim. Teşekkür Ve ederim. Ve sorunun sahibi şimdi İknur Hanım. Ordunun olsun. Ordunun olsun. 100 puan değerinde biyolojiden alacakmışız bu kez sorumuzu efendim. Hasar gören veya kaybedilen dokuların yeniden oluşmasına verilen addır. Süremiz başladı. Rejenerasyon. Rejenerasyon.
Doğru mu? Tebrikler. Evet, ikinci turun ilk 4 sorusu puanları birbirine yaklaştırdı. Murat Bey 560, Uğur Bey 420, İktur Hanım 330, Sena Hanım 190. Sena Hanım'dayız. Bolu'nun B'si. Bolu'muzda da 140 puanımız var ve televizyondan gelecek bu kez de sorumuz. Geçmişte birçok ünlünün sunduğu, sevimli miniklerin sorulara eğlenceli cevaplar verdiği yarışmadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Uğur Bey. Çocuktan al haberi. Çocuktan al haberi. Bu cevap puanları eşitler mi? Görelim. Kutlarız. Evet, liderlik koltuğunda Murat Bey ve Uğur Bey var. 560'ar puanla artık. Şimdi Uğur Bey'deyiz. Denizli'nin D'si. Denizli'mizde de 120 puan kazanabiliriz. Bu kez de türkülerimizden alacağız. Soru şöyle. Deget Bayburt, Deget Bayburt, Deget sende nem kaldı. Sözleriyle başlayan türkünün devamıdır. Nokta 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 aman caketim kaldı. Süremiz başladı. Hasar kayasında ceketim kaldı. Hasar kayasında ceketim kaldı. Oldu mu? Olmadı. Ben bilirim diyen var mı o türkünün devamını? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Deget Bayburt, Deget Bayburt, Deget sende nem kaldı. Devamı nasıl olabilir türkünün? Bir kutu daha. 90 puana düştük. Buyurun Uğur Bey. Hasan kalasında aman ceketim kaldı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, şu ana kadar gördüğümüz sorularda Uğur Bey'in zirveye yürüyüşünü izledik. Şu an 650 puanla, kendi sorusundan gelen puanla liderlik koltuğunda. Tebrikler Uğur Bey. Teşekkür ederim. Efendim, şimdi soruyu Murat Bey seçiyor. Fatsa'nın F'si. Fatsa'da da 140 puanımız var ve sinemadan geliyor. Berihan Savaş, Sezer İnanoğlu, Adile Naşit ve Aydemir Akbaş'ın rol aldığı bir okul hikayesi filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif ve bir kutu açılıyor. Bir kutu daha. 'Buyurun Uğur Bey. Bitirimler sınıfı. Bitirimler sınıfı. Doğru mu? Tebrikler. Soru seçme sırası İlknur Hanım'da efendim. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'sinde de 150 puanımız varmış. Özellikle tam ikinci tura başlarken İlknur Hanım dedi ki deyimler zor oluyor. Of. Zorlanıyoruz dedi. Karşısına da deyimler çıkacak. Buyursunlar. Bir konuda yeterli seviyeye geldiğini göstermek manasındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. O deyimimizi ben bilirim diyen var mı? Bir konuda yeterli seviyeye geldiğini göstermek. Bir kutu açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun İktur Hanım. Rüştünü
İspat etmek. Rüştünü ispat etmek. Doğru mu? Tebrikler. İkincilik yarışında fark 100'e düştü. Murat Bey 560, İknur Hanım 460 oldu tabloda. Sena Hanım seçecek. Çanakkale'nin çayısı. Çanakkale'mizden de 130 puan kazanabiliriz. Bugün arka arkaya sinema oyuncular seçtik. Bir sinema daha varmış Sena Hanım için. Geliyor. Hülya Koçyiğit'in kızıyla birlikte rol aldığı Yeşilçam filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun İknur Hanım. Gülşah Küçük Anne. Gülşah Küçük Anne. Doğru mu? Tebrikler. Ve sıralama değişti. 590'la İknur Hanım yeni ikincimiz. Tebrik ederim efendim. Ve sorumuzu seçecek misafirimiz ise Uğur Bey. Van'ın V'si. Van'ın V'sinden de 100 puan kazanabiliriz. Deyimlerden alıyoruz bir kez daha. Vazgeçmek, sözünde durmamak, beklenen görevi yerine getirmemektir. Süremiz başladı. El çevirmek. El çevirmek oldu mu? Olmadı. Özellikle sözünde durmamak, vazgeçmek dediğimizde bu iki kelimeli cevabımız ne olabilir Sena Hanım? Es geçivermek. Es geçivermek. Doğru mu? Ona da hayır dediler. Bir kutu açalım. Böyle anlaşmamıştık. Şimdi böyle yapıyorsun. El koyu vermek. El koyu vermek oldu mu? Yine olmadı Murat Bey. Su koyu vermek. Su koyu vermek. Bir süredir suskundu Murat Bey. Buradan 90 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, bir kez daha ikinci değişti. Murat Bey 650 ile ikincilik koltuğunda final avantajına sahip Uğur Bey ile birlikte. Sorunun sahibi ise Murat Bey. Rize'nin R'si. Rize'mizde 100 puan var ve birlikte bir söz arayacağız. Soru şöyle. Bahsi geçen olayın sonlandığı andan itibaren manasındaki sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bahsi geçen olayın sonlandığı andan itibaren. Bir kutu açalım. Dediğim an İknur Hanım. O gün bugündür. O gün bugündür. Bugünden diyecektim ama olmalı. O gün bugündür. O gün bugündür. Bugünden diyecekmiş ama çevirdi İknur Hanım. Peki puan kazanır mı görelim. Tebrikler. Evet, neyse ki çevirmiş. Puanı da aldı. Yine ikincilik koltuğunda İknur Hanım 690'la Uğur Bey'e doğru yanaşmalar devam ediyor. Uğur Bey 770, İknur Hanım 690, Murat Bey 650, Sena Hanım 190. Tüm misafirlerimizin bir final şansını sürdürdüğünü hatırlatalım efendim. Sizdeyiz İknur Hanım. Yumuşak G. Yumuşak G 130 puan değerinde. Kategorisi mecaz. Soru şöyle. Nazlı büyütülmüş kişiler için kullanılan mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Nazlı büyütülmüş kişiler için kullanılan mecazi ifade. Kutularımızdan birini açalım. Buyurun Uğur Bey. Muhallebi çocuğu. Muhallebi çocuğu. Rakipler onaylıyor gördüğüm kadarıyla. Puan kazandırır mı? Tebrikler. Efendim final turumuza artık kaldı. Son 8 harfimiz ve tüm misafirlerimiz final şansını koruyor. Sena Hanım'la başlıyoruz son 8'e. Sena'nın sesi. Sena'nın sesi. 90 puanımız var. Bu kez de edebiyattan gelecek şu sorumuz.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sözlerinin yer aldığı Lavinia şiirinin şairidir. Süremiz başladı. Özdemir Asaf. Özdemir Asaf. Bu cevap Sena Hanım'ı final konusunda umutlandırır mı? Görelim. Kutlarız. 280 oldu Sena Hanım'ın da tablosu. Efendim ekranımıza da Özdemir Asaf geldi. Bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Finale son 7 harf. Uğur Bey sizdeyiz. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 140 puana sahip. Sorumuz tarihten gelecekmiş. Alırız efendim. İzmir'in simgelerinden olan tarihi saat kulesinin tahta çıkışının 25. yılı anısına inşa edildiği padişahtır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sena Hanım. İkinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamit. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet Sena Hanım son iki soruda yaptığı ataklarla 420'yi gördü. Final şansını daha da artırdı. Rakipleriyle arasındaki mesafeyi azalttı. Aradığımız tarihi yapının görseli ekranımıza geldi. Hatta İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde yer alan bilgi şöyleydi. Der ki Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü olan Saat Kulesi Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında yaptırılmıştır. Bu yapı 25 metre yüksekliğinde 4 katlı ve 8'gen planlıdır. Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir der. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde yer alan bilgi böyleydi efendim. Bizim de finalimize artık sadece 6 harfimiz kaldı. Murat Bey sizdeyiz. Nide'nin nesi? Nide 160 puana sahip. Soru sağlıktan geliyor. Karın, akciğer, göğüs, eklem ağrıları ve vücut ısısının yükselmesiyle kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Final turumuza sadece 6 sorumuz kaldı. 160 puan kazanabiliriz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. An itibariyle tüm misafirlerimiz final şansını koruyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha, son 120 puan. Bir kutu daha, son 30 saniyeye doğru ilerliyoruz. Bir kutu daha. Buyurun İktur Hanım. Ailevi Akdeniz Ateşi. Ailevi Akdeniz Ateşi. Peki emin değilim. Efendim İktur Hanım? Ailevi'den emin değilim. Ailevi'den emin değiliz. Şu ana kadar emin olmadığı sorulardan puan aldığını gördük İktur Hanım'ın. Buradan da 100 puan gelir mi? Tebrikler. Evet şu an liderlik yarışında fark 100 oldu. 890 Uğur Bey, 790 İktur Hanım. Final avantajına sahip misafirlerimiz. Murat Bey yine finale yakın 650 ile yarışı sürdürüyor. Sena Hanım 420 ile final şansını koruyor. Ve 5 harften biri için İktur Hanım'dayız. Lale'nin L'si. Lale'nin L'si 80 puan değerinde iş dünyasından alacağız. Üretim sürecine bedensel gücüyle katılarak maaş veya ücret karşılığı çalışan kişidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı?
Bir kutu açalım. Üretim sürecine bedensel gücüyle katılarak maaş veya ücret karşılığı çalışan kişi Sena Hanım. İşçi yakalı. İşçi yakalı. Oldu mu? Olmadı Uğur Bey. Ay. Mavi yakalı. Mavi yakalı. Sektirmedim. Yok ya gerçekten. Sektirmedim diyor Uğur Bey. Sena Hanım da anladığım kadarıyla işçi yakalı derken mavi yakalı mı? Evet. Kastettiniz. Yok gerçekten. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, bazen zihnimizdekiyle gerçekten dile getirdiğimiz yok, çok farklı olabiliyor. Sağlık olsun çok diyelim farklı. Sena Hanım'a. Son dört harften biri için Sena Hanım'dayız efendim. Iğdır'ı nasıl? Iğdır 110 puan değerinde, sorumuz trafikten gelecekmiş, alıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılında en çok uygulanmış trafik cezasının türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Uğur Bey. Park cezası. Park cezası. Harfler oturmuyor. Oturmadı, ama evet. Görelim. Olmadı. Buyurun Sena Hanım. Özür dilerim, olmadı. Peki. Yok, olmadı. Estağfurullah. Gelmedi. Bir kutu açalım. 2020 yılında en çok uygulanmış trafik cezasının türü. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Özellikle ikincilik yarışında sıralamayı etkileyebilecek bir sorumuz. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Buyurun İknur Hanım. Araç plakalı. Plakalı. Araç plakalı. Oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Murat Bey. Araç plakasına. Araç plakasına. Doğru mu? Tebrikler. Evet, ikincilik yarışında fark 70 puana düştü, 790'a 720. Emniyet Genel Müdürlüğü verileri şöyleydi trafik istatistik bülteninde. Uygulanan trafik cezalarının dağılımı ülke genelinde 2020'de araç plakasına uygulanan 14.163.182, sürücülere uygulanan 3.398.386, yolculara uygulanan 12.787, yayalara uygulanan ceza ise 6.196 der Emniyet Genel Müdürlüğü verileri. Tebrik ederiz Murat Bey'i. Buyursunlar efendim, son 3 harften biri için Uğur Bey'deyiz. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si. Bu arada Uğur Bey, artık finalde rakibini arayacağız. Murat Bey mi, İlknur Hanım mı olacak? Efendim bir adım daha atıyoruz. Kategorisi coğrafya, soru geliyor. Bir Avrupa ülkesi olan Karadağ'ın başkentidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. İkincilik yarışında fark 70 puan. Sorumuz da 70 puana sahip an itibariyle. Bir Avrupa ülkesi olan Karadağ'ın başkenti. Buyurun Murat Bey. Podgorica. Podgorica. Oldu mu? Olmadı. Buyurun Sena Hanım. Podgoritan. Podgoritan. Görelim. O da olmadı. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Sena Hanım. Podgoritan. Podgoritan. Oldu mu? Yine olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Murat Bey. Podgoritan. Söylendi sanki ama görelim. Olmadı efendim. Kaldı 50 puanımız ve kutularımızdan, buyurun Sena Hanım. Podgiritan. Podgiritan oldu mu? Yine olmadı. Bir kutu daha açalım. Buyurun İknur Hanım. Podgorica. Bir daha alabilir miyim? Hiç kendimi rezil etmeyeyim Alper Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür etti İknur Hanım.
gelmedi. Buyurun Murat Bey. Podgorica. Podgorica. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Aslında biliyordunuz ama. Onu mu dediniz başka? Tam emin olmak için bir kez daha İknur Hanım bu kez sustu. Aslında hep cevap verdiğinizde puan da alıyordunuz. Ya İngilizcesini söylemek istedim ama uyduramadım. Yani Türkçesini uyduramadım yani. Sağlık olsun diyelim. Arada sadece 30 puanlık fark var. İknur Hanım 790, Murat Bey 760, Uğur Bey finalde 960'da. Sena Hanım'ın final şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim. Artık efendim finalistleri belirlemek için son iki harf. Murat Bey sizdeyiz. Murat'ın M'si. Murat'ın M'si 80 puan değerinde ve müzikten geliyor. Aşk mısın, dert misin, yoksa canına susamak mı benimki? Sözlerinin yer aldığı Yalın şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun İknur Hanım. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Az önce Podgorica'da ben bu topa girmeyeyim, bu biraz sıkıntılı dedi. Bu kez Cumhuriyet'le 80 puan kazanır mı İknur Hanım? Her daim. Kutlarız. Evet, Cumhuriyet İknur Hanım'ı finale taşıyan sorumuz oldu efendim. Birazdan final turumuzda Uğur Bey'le ve İknur Hanım'la yarışacağız. Oraya geçmeden önceki son harf İknur Hanım'ın harfi. Galiba şansın şeysi kaldı. Şansın şeysi kaldı. 80'de puanı varmış. Anlam bilgisiyle turu tamamlıyoruz. Ne iyi ne kötü. Orta derecede anlamındaki sözdür. Süremiz başladı. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Doğru mu? Kutlarız. Efendim geride bıraktığımız toplam 44 sorunun ardından finalistlerimiz. Sadece arada 10 puanlık fark var. 960 puanla Uğur Bey ve 950 puanla İknur Hanım. Kutlarız. Bu akşamın üçüncüsü şahane bir ilk tur geçirdi. Çok başarılıydı ilk turda. Ki kazandığı puanların büyük bir kısmını da ilk turda kazandı. Doğru. İkinci turda biraz suskundu Murat Bey. Ona rağmen 760 puanla üçüncümüz oldu. Sena Hanım ikinci turun başlarında suskundu. Sonra güzel toparladı ama yetmedi. 420 puan topladı Sena Hanım da, tebrik ederiz. Evet, birazdan final turumuz var ve arada sadece bir soruluk fark var. Heyecanlı bir final turu bizi bekliyor. Oraya geçmeden önce Murat Bey ne dersiniz bu akşama dair? Buraya katıldığım için çok mutluyum, çok eğlendim. Bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel ağırladınız. Kısmet değilmiş, olsun. Bir dahakine inşallah tekrar katılırım. Teşekkür ederiz Murat Bey. Kısa cevaplı sorularda ilk turda çok başarılıydınız zaten. Evet, ilk turda doğru. İkinci turda maalesef. Dengeli özellikle değil. Kendime gelen sorularda yanıt veremedim. Nasip değilmiş. İkinci turda Uğur Bey'in maşallahı evet, Uğur vardı. Evet, Uğur Bey'in maşallah. Yani çok çok seri cevaplar geldi. İknur Hanım da öyle. İknur Hanım da sonlara evet. Doğru güzel puanlar aldı. Biz tekrar tekrar teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ayaklarınıza ederiz. Sağlık. Sağ olun. Sağ olun Murat Bey. Ve Sena Hanım ne dersiniz bu akşama dair? Ya ben biraz böyle kendimi açılanlarda yapamadım. Hani rakiplerimin cevapları daha benim için hani bildiğim sorulardı. Şans işi bence tamamen olmadı. Galiba bir de Murat Bey'le aynı der. Hiç asla bana gelmedi hiç yani. Olmadı şans. Olsun, sağlık olsun. Aynen. Ama rahatladığınızda da puan, gerçekten yüksek puanlı sorularda başarılı olduğunuzu gördük. Evet. O son sorularda. Bir arada bir işçi yakalı, mavi yakalı Uğur Bey'e gitti. Ya gerçekten da... burasıyla burası çok bende değişti bugün, anlamadım. Sağlık olsun diyelim Sena Hanım. Tekrar çok teşekkür ederiz ben efendim. Teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık. Sağ olun. O zaman izninizle biz artık son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada sadece bir soruluk fark var. Öndeki Uğur Bey mi yoksa geriden gelip İknur Hanım mı? Bu akşamın birincisi olacak. Ben bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim geldik artık final turumuza. Ankara'dan ve İstanbul'dan misafirlerimizle son sorularımızı cevaplayacağız. Bir soruluk avantajı var Uğur Bey'in. İlk kategorimizi de İknur Hanım seçecek. Hazır mısınız İknur Hanım? Hazırım. O zaman buyursunlar, bu akşamın final kategorileri geliyor. Tarih, bitkiler, genel kültür, edebiyat ve sinema var. Hangisiyle başlayalım İknur Hanım? Bitkilerle başlayalım. Ceyhan'ın C'si olsun. Bitkiler, Ceyhan, finalin ilk sorusunu alıyoruz.
Çiçekleri beyaz veya pembe olan, çoklu oval yaprakçıktan oluşan, sarkık şemsiye halindeki bir bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 10 saniyeye girerken açabileceğimiz son kutu da açılıyor. 6 saniye. Buyurun İlknur Hanım. Yalancı akasya. Yalancı akasya. İlknur Hanım ikinci ve son hakkını kullanıyor. Cevap doğruysa liderlik koltuğuna geçer. Görelim. Kutlarız. Kalan 9. Fark 1. Sorunun sahibi Uğur Bey. Genel kültür Ela'nın E'si. Genel kültür Ela'nın E'si geliyor ikinci soru. Düşmanca manasına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan birini açalım. Düşmanca manasına gelen kelime. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. 10 saniyenin altına düştük. Son 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve aradığımız cevap iki misafirimizden de gelmedi. Düşmanca. Düşmanca hisler beslemek yerine nokta nokta desem ne olabilir acaba aradığımız cevap? Gelmez diyorlar. Peki görelim efendim neymiş cevabımız? Hasmaneydi aradığımız cevap. Hasımca anladım. Ben de hasımca diyeceğim ama. Aslında aynı yollardan yürümüşüz ama evet. Aradığımız gelmemiş. Ortayı sağlık olsun. Hasmane. Öğrenmiş olduk. Hasmane. Evet. Ve kaldı elimizde. 8 soru fark, 1 soru İlknur Hanım'dayız. Tarih iyi olsun. Tarihin de ilk sorusu İ harfinden geliyor. Osmanlı Devleti'nde antlaşma, berat, name ve fermanların başına tuğra çeken divan üyesidir. Süremiz başladı. Nişancı. Nişancı. Cevap doğruysa fark 2 soruya yükselir. Nişancı doğru mu? Tebrikler. Kalan 7, fark 2. Uğur Bey seçecek bir kez daha. Sinema Ö olsun. Peki efendim, sinemamızın da ilk sorusu Ö harfinden ekranda. Ediz Hun, Feri Cansel, Münir Özkul ve Ali Şen'in rol aldığı 1971 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda buyurun İkran. Şoför Nebahat. Şoför Nebahat. Cevap doğruysa fark 3 soruya yükselir. Doğru mu? Olmadı. Şoför Nebahat. Buyurun İkran. Şoför Melahat. Şoför Melahat. İkinci ve son hakkını kullanıyor İkran'ım. Doğru mu? Yine olmadı. Ve Uğur Bey'in son hakkı var sadece. Kutu açamıyoruz. Son 20 saniyeye doğru ilerliyoruz. Edison, Feri Cansel, Münir Özkul ve Ali Şen'in rol aldığı 1971 yapımı film. 10 saniye. Buyurun Uğur Bey. Köylü güzeli diyeceğim ama. Köylü güzeli, evet harfler oturmuyor ama görelim. Olmadı ve toplam 4 hakkımızı kullandık.
aradığımız cevap gelmedi. İlk dönem özellikle şoför... O şofördü zaten. Öyle değil. Şoför değil evet. mi? Evet. Yarışma heyecanıyla bazen es geçebiliyoruz. İlk dönem hızlı kullandı haklarını. Uğur Bey de bir denedi olmadı. Peki aradığımız o Yeşilçam filmi hangisiymiş görelim efendim. Gönül Hırsızı'ydı. Ha. Misafirlerimiz hızlı butona gittiği için kutu açamadık. Sağlık olsun diyelim. Ve yola devam edeceğiz. Kalan 6, fark 2. İlk dönem sizdeyiz. Genel kültür Y. Genel kültür Yozgat. Sorumuz şöyle efendim. Kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilen farkındalık amaçlı etkinliğin zamanıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Uğur Bey. 21 Mayıs. 21 Mayıs. Cevap doğruysa fark 1'e düşer. 21 Mayıs. Doğru mu? Olmadı. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Bir tanesini açalım. İki misafirimizin birer buton hakkı kaldı. Uğur Bey buyurun. 25 Kasım. 25 Kasım. Uğur Bey ikinci ve son hakkını kullandı. Doğruysa fark 1 olur. Görelim. Tebrikler. Kalan soru sayısı 5. Farkımız 1 soru efendim. Uğur Bey'deyiz. Tarihte. Tarihin de ikinci ve son sorusunu alıyoruz. Mısır ve Hitit uygarlıklar arasında yapılan tarihte bilinen ilk yazılı mutabakattır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Son 15 saniye. Buyurun Uğur Bey. Kadeş Antlaşması. Kadeş Antlaşması. Cevap doğruysa Uğur Bey yeniden liderlik koltuğuna geçer. Görelim. Tebrikler. Yarışmaya final turumuza başladığımız noktaya geldik. 4 sorumuz var elimizde. Bir soruluk farkı var. Uğur Bey'in avantajı var. Şimdi ilk numaram seçiyor. Edebiyat Van'ın V'si. Edebiyat Van şöyle sorulmuş. İskender Pala'nın 1818 Mayıs ayında Topkapı Sarayı'ndan başlayan bir yolculuğu anlattığı romanıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 2 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Buyurun İkna Hanım. Kervan. Kervan. Cevap doğruysa bir kez daha lider değişir. Kervan. Görelim. Tebrikler. Efendim final heyecanını misafirlerimizle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Kalan 3, fark 1. İlknur Hanım lehine Uğur Bey seçecek sorumuzu. Bitkiler O. Bitkiler O harfi. Ekranda sorusu. Ülkemizde yetişen bir zeytin türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda bir kutu açma hakkımız var. Ülkemizde yetişen bir zeytin türü. Açabileceğimiz o tek kutumuzu açıyoruz. Son 15 saniye. 10 saniye.
Buyurun Uğur Bey. Komat. Komat. Cevap doğruysa bir kez daha lider değişir. Komat doğru mu? Olmadı. Son 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve İlknur Hanım buyurun. Yomra. Yomra. Öyle bir şey. Son saniyede İlknur Hanım da butona gitti. Cevap doğruysa fark 2'ye yükselir. Görelim yomra mı? Olmadı. Ve sorunun da süresini doldurduk efendim. İki misafirimizin de puan alamadığı o zeytin türü geliyor. Çok da severim aslında ama. Domattı aradığımız cevap. Böylece elde kaldı 2 soru. Farkımız 1 soru. Sorunun sahibi İlknur Hanım. Eğer cevap gelirse 10 saniye içinde bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Sekerse Uğur Bey'in şansı devam edecek. Buyursunlar. Edebiyat, zeytin. Edebiyat, az önce kaçırdığımız zeytin geliyor. Yüksek ve merdivensiz bir kuleye kapatılan kızın öyküsünü anlatan ünlü masaldır. Süremiz başladı. Rapunzel. Rapunzel. Cevap doğruysa Ankara'dan misafirimiz İlknur Hanım bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Kızım görelim. Çok sever. Görelim. Kutlarız. Evet. Kızının çok sevdiği masalla günün birincisi oldu İlknur Hanım. Efendim zaten fark çok azdı. Bir soruluk farkla başlamıştık finale. Nihai tablomuz şöyle. 1750 ile İlknur Hanım birincimiz. 1360 ile de Uğur Bey ikincimiz. Kutlarız. Teşekkürler. Ne dersiniz Uğur Bey? Nasıldı yarış? Çok keyifli bir yarışmaydı. Çok güzel geçti. İkinci turdaki başarıyı finalde biraz yansıtamadım gibi. Sağlık olsun. Güzel bir anı olsun diye gelmiştim zaten. Çok keyifli geçti. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gayet başarılı yarıştınız. Özellikle dediğiniz gibi ikinci tur performansı çok iyiydi. Hatta biz antrenman yaptığımızda yarışa başlarken Uğur Bey bir ne oluyoruz dedi. Çünkü puan gelmiyor, puan gelmiyor. Fakat devamında çok güzel yarıştınız. Tebrik ederim bu akşam performans için. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Tekrar tekrar teşekkürler Uğur Bey. Çok sağ teşekkürler. Ve bu akşamın birincisi Ankara'dan misafirimiz İlknur Hanım. Sizin adınıza nasıl geçti İlknur Hanım? Valla çok heyecanlıyım. Hala elim uyuşuyor hala. Yani geçmedi bir türlü. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yarışmaydı. Çok keyif aldım. Dediğim gibi yani en başında önemli olan yarışmaktı. Kazandım. O da çok güzel oldu. Uğur Bey'i de çok tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum size. Harikasınız. Teşekkürler bizi burada ağırladığınız için. Umarım güzel bir anı olarak her zaman hatırlarım. Teşekkür ederiz İlknur Hanım. Gayet İyi yarıştınız. Bir yandan da enerjiniz de yüksekti. Çok neşeli yarıştınız. Çok sorularla orada mücadele halindeyken bazen kendinizi eleştirdiniz. Bazen güldük, eğlendik derken biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Tekrar tekrar teşekkürler İlknur Hanım. Ve bu akşam misafirlerimizi yalnız bırakmayan yakınlarına da ayrıca teşekkür ederim efendim. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili seyirciler, artık İlknur Hanım'ın da ödülünü takdim etme zamanı. Efendim bu akşam Ankara'dan ve İstanbul'dan misafirlerimizle Ben Bilirim yolculuğuna çıktık. Finale sadece bir soru farkla başlamıştık ve yine yakın tamamladık. İlknur Hanım 1750 ile bu akşamın birincisi ve ödülün de sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Tekrar teşekkür ederim. Efendim biz bu akşam da sona geldik. Siz de Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmak isterseniz de Instagram hesabımız benbilirimtv360. Yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek hoşça kalın efendim. Tebrik ederim tekrar.